Merhaba, Yemekte Ne Var kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir gözleme tarifim olacak. Katmer gözleme de diyebiliriz. Hemen yapılışına geçiyorum. Yoğurma kabıma 1,5 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 2 su bardağı süt, bardak ölçüm 200 milim. Tahta kaşık yardımıyla karıştırdım ve unumu ekliyorum. Toplamda 500 gram, 5,5 su bardağına yakın un kullandım. Un miktarı değişiklik gösterebilir. Yumuşak bir hamur yoğuracağız. Unumu azar azar ekliyorum. İkinci bardağımı ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Bir yemek kaşığı üzüm sirkesi ekledim. Sirke yoksa eklemeseniz de olur. Pürüzsüz kıvamlı güzel bir hamur elde ediyoruz. Tüm detaylarıyla gösteriyorum ki aklınızda soru işareti kalmasın. Yine de soracağınız sorular olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Mayasız bir hamur olduğu için dinlendirmeden bezi almaya geçiyorum. Öncelikle bir bıçak yardımıyla hamurumu 6 eşit parçaya böleceğim. Küçük olan parçaları birbiriyle eşitliyorum ve bezelerimi yapıyorum. Bezelerimi oluşturdum. Dinlenmesi için bir tepsiye alıp bir kenarda bekleteceğim. Üzerine temiz bir poşet geçiriyorum. Bu arada iç harcımı hazırlamaya geçiyorum. Yüz gram kadar tereyağı, üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip ocakta eritiyorum. Tamamını sıvı yağ kullanabilirsiniz ya da tamamını tereyağı kullanabilirsiniz veya margarin kullanabilirsiniz. Yağ miktarı kendi isteğimize göre ayarlanabilir. Yani az yağlı yapılabilir. İç malzememi hazırlamaya devam ediyorum.
Haşhaş kullandım ben. Dövülmüş haşhaş. Aktarlardan bulabilirsiniz. 250 gramlık poşetin yarısını kullandım. Üzerine biraz sıvı yağ ekledim. 2 yemek kaşığı kadar. 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyip karıştırıyorum. Haşhaş yoksa başta yaptığımız tereyağı karışımı ile de gözlememizi tamamlayabiliriz. Ama benim yaptığım gibi haşhaşla yaparsanız çok çok daha lezzetli olacak. Karışımımı toz şeker ekleyeceğim şimdi. Toz şeker inanılmaz yakışıyor. Tatlı bir katmer yiyormuşsunuz gibi çok hoş, çok lezzetli oluyor. 2-3 yemek kaşığı damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Dilerseniz ceviz ekleyebilirsiniz, dövülmüş. Ben 4 yemek kaşığı şeker ekledim. Karıştırıyorum. Bezelerimi tek tek açmaya başlıyorum. Altına ve üstüne ara ara yağ karışımımdan ekleyip parmak uçlarımla kolaylıkla açıyorum. Oklava, merdane kullanmadan rahat bir şekilde kolaylıkla harika katmerler elde ediyoruz. Bezelerimi öncelikle bir tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum ve üst üste diziyorum. Bu arada açtığımız bezeler dinlenmiş oluyor. Dinlendirme aşamalarını uyguladığımızda göreceksiniz. Çok rahat açılacak. Hamurumuz dinlendiği için kendini bırakacak. Yağın da etkisiyle kolaylıkla açılacak. İlk yaptığım bezeden başlıyorum. İç harcımdan ekleyip İnceltebildiğim kadar inceltip açmaya devam ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, yoruma bir kalp, küçük de olsa bir emoji bırakırsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum şimdiden. Umarım bu harika tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Tatlı niyetine yapabileceğiniz hoş bir lezzet oluyor. Yapılışı da gördüğünüz gibi gayet kolay. İç malzemeyi istediğimiz gibi yapabilir, güzel bir şekil verebiliriz. Büyütebildiğim kadar büyüttüğüm hamurumu kenarlarından katlıyorum. Ve katladığım bölümlere de iç harcımdan sürdüm. Hafif hafif elimle bastırarak birazcık daha büyütüyorum ve pişirme işlemine geçeceğim. Masadan alırken böyle bir oklavadan yardım alabilirsiniz. Kolaylık oluyor. Ve bir kere daha gösteriyorum, hızlandırılmış bir şekilde. Aynı anda hem harcımı yediriyorum hem de bezemi büyütüyorum, büyütebildiğim kadar. Eşit bir şekilde incelttikten sonra katlıyorum. Katladığım kenarları da harcımdan sürüyorum. Kare bir şekil elde ediyorum. Tüm bezemi hazırladım. Biraz daha büyütüp inceltmek isterseniz kenarlarından böyle hafif hafif elinizle bastırıp büyütebilirsiniz. Daha da inceltilebilir. Bu arada da vaktiniz varsa yine 10-15 dakika dinlendirirseniz katlarınız çok daha güzel tel tel ayrılacak. Ama vaktiniz yoksa direkt de pişirilebilir. Tavaya götürürken böyle bir oklavadan ya da merdaneden yardım alırsanız düzgün bir şekilde götürülebilir.
Elle almak bazen zor olabiliyor çünkü. Tavamı yüksek ateşte ısıttım. Yağ koymuyoruz. İçinde yeterince yağ var çünkü. Yüksek ateşi çok az kıstım. Yani orta ateşten biraz daha fazla diyebilirim. Arada çevirerek pişiriyorum. Duruma göre gerektiğinde ateşi yükseltebilir, gerektiğinde kısabilirsiniz. Yanmaz bir tavada yaparsanız kolaylıkla güzel bir şekilde pişecektir. Yanmaz yapışmaz bir tava olması önemli. Katmerlerim çok güzel kabardı. Puf puf. Tel tel ayrıldı gerçekten. Birazdan size iç dokusunu da gösterip videomu tamamlayacağım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açıp yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz servisi benim yaptığım gibi ince ince dilimleyerek de yapabilirsiniz. İkiye bölerek de yapabilirsiniz. Her şekilde çok güzel oluyor. İç dokusu da bu şekilde. İncecik tül gibi çıtır çıtır oldu. Sizlere de kesinlikle öneriyorum. Mayasız 2 bardak sütle yaptık. Sirke eklendiği için de çıtırlığı ekstra oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.